Şeytan, dikkat edin, yeryüzünde Allah Azze ve Celle ilk isyan eden varlıktır. Şeytan, yeryüzünde Allah Azze ve Celle'ye ilk, yani yeryüzünde derken yaratılmışlar arasında bizim bildiğimiz, Allah Azze ve Celle'ye ilk isyan eden varlık şeytandır. Peki şeytan niye Allah Azze ve Celle'ye isyan etti? İki tane kötü ahlaktan dolayı. Ve hemen hemen insanoğlunun Allah'a isyan ettiği her kötü ahlakın temelinde bu ikisi vardır. Bunlardan bir tanesi hasettir. İkincisi ise kibirdir. Bunlardan bir tanesi hasettir. İkincisi ise kibirdir. Şeytana dikkat edin. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmezken onu çekemedi aslında. Yani Allah Azze ve Celle'nin onu kendisine şerefli kılması şeytanın ağrına gitti. Şeytanın zoruna gitti. Ve bundan dolayı da şey yapmadı. Secde etmedi. Öyleyse haset kardeşler, her birimizin kendimizi ve nefsimizi kontrol etmemiz lazım. Bizde haset var mı? Varsa bu haseti kendimizden nasıl atacağız? Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü kendisinde şeytanın ahlakı bulunan insan şeytanlaşmaya mahkumdur. Yani bir insan kendinde şeytanın vasıflarını barındırıyorsa bu insanın vakada şeytanlaşması kaçınılmazdır. Haset nedir peki kardeşler? Haset şudur. Başkasında var olan herhangi bir nimetin gitmesini istemektir. Haset, başkasında var olan herhangi bir nimetin başkasından gitmesini istemektir. Normalde hasetin bir temeli var. Yani bir insan kıskanç olmadan hiçbir zaman hasut olamaz. Önce kıskanç olacak, insanları kıskanacak. Ondan sonra bu kıskançlık onu bir adım ileriye götürür. Bu sefer haset yapan bir insan haline gelir. Kıskançlık nedir peki? Kıskançlık başkasında var olan bir şeyin insana ağır gelmesidir. İnsanın başkasında var olan bir hayrı çekememesidir. Bu her şey olabilir. Yani bu para olabilir, evlat olabilir, ilim olabilir, makam, mevki, rütbe olabilir, güzel ahlak olabilir, fark etmez. Bir insanda var olan güzel bir şey sizin canınızı sıkıyorsa ve bunun da sebebini bir türlü bulamıyorsanız bilin ki sizde kıskançlık vardır. Yani mesela diyelim ki bir tane adam var ve ben bu adamı sevmiyorum. Yani sevemiyorum bu adamı. Fakat düşünüyorum, düşünüyorum, bir sebep de bulamıyorum. Adam bana bir kötülük yapmamış. Adamın bana bir zararı dokunmamış. Fakat ben adamı sevmiyorum veya sevemiyorum. Biraz nefsinizi yokladığınızda göreceksiniz ki sizde aslında o adama karşı bir kıskançlık vardır. Ve sizi rahatsız eden, sizi üzen şey aslında kıskançlığınızdır. Ve kardeşler bakın, ne kıskançlık ne de haset kesinlikle küçümsenecek kötü ahlaklardan değildir. Ne kıskançlık, yani hasedin ilk adımı olan kötü ahlak, ne de haset küçümsenecek ahlaklardan değildir. Niye biliyor musunuz? Yakup Aleyhisselam'ın evine gidelim. Yakup Aleyhisselam bir peygamberdir. Evi nübüvvet yuvasıdır. Ama Yakup Aleyhisselam'ın terbiyesinde yetişmiş olan çocukları kıskançlıklarından ötürü başka bir peygamber çocuğunu öldürmeye kalktılar. Haset bu kadar kötü bir şeydir. Peygamber çocuğuna peygamber çocuğu öldürtüyor. Peygamber çocuğuna peygamberi kuyuya attırıyor. Haset ve kıskançlık bu kadar çirkin bir şeydir. Haset o kadar çirkin bir şeydir ki insanı alemlerin Rabbi olan Allah'ı görürken, alemlerin Rabbi olan Allah'la konuşma fırsatı varken ona isyan edecek, ona kafa kaldıracak duruma getirir. Onun için nefislerimizi kontrol ettiğimizde, eğer nefislerimizde insanlarda var olan nimetlere karşı bir kıskançlık veya buna karşı bir haset, yani mesela diyelim ki adam zengin, zarar ettiğinde seviniyorsak bu bizim hasetçi bir adam olduğumuzu gösterir. Veya diyelim ki bir ilim talebesi bir başarı gösterdiğinde biz bunu kıskanıyorsak eğer, bu bizde ona karşı bir haset olduğunu gösterir. Ve Allah muhafaza, insan hasedini terbiye etmezse dünyada şeytan gibi, ahirette de şeytan gibi rezil ve rüsvay olan insanlardan olur. Çünkü insan kıskançlığın ve hasedin kendine ne yaptıracağını kesinlikle bilemez. Kıskançlığın ve hasedin kendine ne yaptıracağını bilemez. Yani mesela size soruyorum. Hani Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandıklarında sizce hiç akıllarına gelir miydi günün birinde kendi kardeşlerini öldürecekler? Yani o kıskançlıklarının onları o noktaya getireceğini düşünemezlerdi bile. Veya şeytan hasedinin Allah'a isyan edecek boyuta onu getireceğini düşünebilir miydi? Mümkün değil. Onun için kıskançlık ve haset netice itibariyle insanın ayağını nerede kaydıracak? Çok fazla bilinen şeyler değil. Mutlaka tespit edilip muhalece edilmesi gereken şeylerdendir. Haset sahibi olan ve kıskançlık sahibi olan insan aslında mesela diyelim sen bir kardeşinin malına karşı sende haset var. Veya adamın yuvası çok mutlu bir adam. Evliliği çok güzel gidiyor. Sende problemler var. Onu kıskanıyorsun misal. Haset ediyorsun.
Veya dediğim gibi adam iyi bir çalışma yapıyor. Mesela aynı cemaatlerde bu çokça oluyor. Yani iki tane arkadaş diyelim. Bir tanesine Allah lütfediyor. Allah Azze ve Celle önünü açıyor. Adam iyi bir makama geliyor, iyi bir mevkiye geliyor. İnsanlara faydalı oluyor misal. Beraber olduğu arkadaşı onu kıskanmaya başlıyor. Yani biz beraber başladık diyor misal. Şimdi bu adam geldi benim hocam oldu. Örnek veriyorum. Veya beraber başladık bu işe. Ben normal sabah işe giden akşam eve gelen bir adamım. Fakat bakıyorum arkadaşım gece gündüz İslam için koşturuyor. Ve kalbinde ona karşı bir sıkıntı hissetmeye başlıyor misal. İnsan bunu mualece etmezse bu aslında Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir isyan ve Allah Azze ve Celle'ye baş kaldırıdır. Niye biliyor musunuz kardeşler? ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Çünkü nimet Allah'ın fazlıdır ve Allah fazlını dilediğine verir. Aslında sen birini kıskandığında Allah'a kafa kaldırıyorsun. Niye ona verdin bana vermedin diyorsun. Niye ona bunu nasip ettin bana bunu nasip etmedin diye Allah Azze ve Celle'ye farkında olmadan kafa kaldırıyorsun. Ve ondan dolayı da bu ahlak şeytanların ahlakındandır. Onun için Müslümanın nefsini sürekli muhasebe etmesi gerekir. Birilerine veya bir nimete karşı bir kıskançlık kendinde hissediyorsa bunu mualece etmesi gerekir.